Yavaştan Selahattin abiyle yeni bir formasyona da geçiyoruz. Onu da konuşacağız. Sizlerden bir beğeni isteyelim. O beğeninin üstüne de biz bugün bir çalışma yaptım. Ben özellikle Galatasaray'ın gelen transferlerini, gidenleri ve bizle adı geçenleri değerlendireceğiz. Onun için de sizlerden gene güçlü bir beğeni istiyoruz ve ayrıyetten de sizin de katkı vermenizi bekliyoruz. Nasıl katkı vermemiz gerekiyor? Soru cevap şeklinde gideceğiz. Onları değerlendireceğiz. Selahattin abi'den birebir oyuncular hakkında düşüncelerini isteyeceğiz. İnteraktif gene sizlerle birlikte interaktif gene bir yayın yapacağız arkadaşlar. Sen Güçlü şimdi bir beğeni bir gelenler gidenler tablosu yaptın mı? sırayla gelecek abi işte. Hayır, toplu Gel. olarak görebileceğimiz bir tablon var mı yani? Onu yapmadım ama sırayla bu gelenler Endombele şöyle yapalım istersen. Nasıl diyeyim? Bedelsiz olarak Tottenham'dan kiralandı. Satın alma opsiyonu 15 milyon euro. Şimdi bununla ilgili muadilleri kimler vardı? Endombele ile ilgili Paredes vardı, Verratti vardı. Hani o bölge anlamında. Biz Endombele'de karar kıldık ve Endombele'yi aldık. Daha Yok, ekstra öyle değil abi. Biz Endombele'de karar kılmadık. Şimdi bizim birinci tercihimiz burada Parades'ti. Neden? Çünkü Parades 8 görünümlü 6'ydı. Yani bizim oynatmaya, Okan Hoca'nın oynatmaya çalıştırdığı formasyona çok daha uygun bir adamdı. Sonra Parades'ten sonra biz Verratti ile ilgilendik. O da Verratti'de 6 görünümlü 8. Yani dolayısıyla sonra bir dönem kimle ilgilendik abi? Biz Marsilya'dan Lazio'ya giden Guendouzi ile ilgilendik. O da aslında 8 görünümlü 6. Yani baktığın zaman biz defansif yönü kuvvetli bir 8 numara. Box to box oynayacak ama defansif yönü kuvvetli. Torreira'nın yanında orta sahayı toparlayacak bir merkez orta saha aradık uzunca bir süre. Ama evet. ne Paredes'i alabildik, ne Verratti'yi alabildik, ne Guendouzi'yi alabildik. Dolayısıyla bunları alamadığımız için daha ismi çıkan bir dolu da adam oldu. Onlar da genelde yine bu saydığımız üç isim benzeri adamlardı. Son 2 güne kaldık abi. Son 2 günde tam bir 6 numara. Ha, o arada mesela bir Ndidi konuşuldu. Amrabat. Tam bir 6 numara. Tam bir 6 numara. Sonra Sofyan'la anlaştık. Evet. O da 6 görünümlü 8. Yani bana sorarsan aslında en iyisi oydu. Keşke onu alabilseydik. Yani Sofyan Amrabat bize çok cuk oturan, Guendouzi bize çok cuk oturan, Paredes bize çok cuk oturan, yani Okan Buruk'un kafasındaki oyun şablonuna cuk oturan isimlerdi. Ama biz bunları alamadık. Sonra ne yaptık abi? Breivik mesela, yaptık Molde maçlarını. Baktık gencecik bir çocuk, 23 yaşında, enerjik, iki ceza sahası arasına gidiyor geliyor. Hemen onu alalım istedik ama ona da çok büyük bonservis istediler. Dolayısıyla onu da alamadık. Geldik son 2 gün abi. Ne önerildi abi? Bize ne önerdiler menajerler? Vecino. 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 Vecino katıksız bir 6. Tamam mı? Yani 6. Tek formasyonu 6. Ama Okan Buruk da dedi ki ya son 2 gün kaldı. Kimseyi alamıyoruz. Bari benim de sıkıntım Torreira'nın bir muadilini yaratmak. Ona bir alternatif, ona bir yardımcı yaratmak. Tamam, alın bu Vecino'yu dedi. Taraftar ciddi anlamda tepki gösterince hemen iş Endombele'ye döndü. Bak, Endombele ile görüşülüyordu vesaire. Endombele'yi belki 10 numara için istiyorlardı ama belki de Erden Timur'un 40 gündür bizi bekleyen dediği oyuncu Endombele olabilir. Çünkü Tottenham'la gemileri yakmış bir adam Endombele. Ha, bana sorarsan çok değerli bir oyuncu ama ihtiyacımız olan oyuncu değil. Bak ne Şimdi diyorum Devin? Devin diyordum sana, adam tribünlerle relasyonunu kurarsa, bir sevgi bağı oluşturursa
Icardi ile beraber bizi Avrupa şampiyonu yapar. Bu kadar yetenekli bir adam. Ama Okan Buruk'un oyun planı içinde aranılan adam Ndombele değil. Yani bunu gerçekten konuşalım yani. Gerçeği konuşursak bunu söylememiz lazım. Peki katkı anlamında sence bu adı geçenler arasında sen kaçıncı sıraya koyarsın Ndombele'yi? Abi bak şimdi Ndombele'yi aldıysa Okan Buruk kafasındaki oyun şablonunu ve oyun planlarını revize edecek. Yani Parades'i almaya çalıştığında, Genduzi'yi almaya çalıştığında, Sofyan Amrabat'ı almaya çalıştığında kurguladığı oyun planlarını Ndombele ile uygulayamaz. Dolayısıyla sen Ndombele'yi aldıysan oyun planlarını revize etmen lazım. Biraz farklılaşman lazım. Şunu önemsiyorum. Zaten Ndombele'yi aldığı için bence Sanchez'i aldı. Evet. Hadi bakalım kur bağlantıyı. Aynı takımda oynadıkları için. Ya bırak aynı. Oğlum burada sistem konuşuyoruz. Lan aynı takımda oldukları için olur mu? Sistem bağlamında bunu söyleyeceksin. Bağlantısı ne abi yani? Ne? Abi defansı orta sahaya çıkaracak. Oyunu rakip ceza sahasına yığacak. Yani oyunun ikinci bölgesine yığacak futbolu. Bizim takımında stoperler orta sahaya çıkacaklar. Tam bir baskı yapacağız. Bunun evet. İçinde doğru adam Sanchez. Bu oyun sistemini Nelson'la yapamıyoruz. Nelson çıkmıyor çünkü. Devam edelim. Bu konuyu Sanchez'i konuştuk. Arkadaşlar 2023-2024 transfer dönemini değerlendiriyoruz. Gelmeye olasılıkları olanları ve gelenleri değerlendiriyoruz. Evet, Davinson Sanchez az önce söylediği Selahattin abinin bize 9,5 milyon euro bonservis masrafı olan Tottenham'dan transferimiz. Ne diyorsun? Ya bunun bölgesinde de benim için bu senenin evet. Şimdi Icardi'yi bir kenara koyuyorum. Icardi geçen sene de bizdeydi. Ama bonservisini aldık. Tapusu bizde ve 3-4 sene daha bizimle beraber. O apayrı. Onu bir kenara koyuyorum. Bence bu sene yaptığımız en efektif transfer. Davinson evet. Sanchez. Yani şunu biliyorum abi. Okan Buruk defansı orta sahaya çıkarıp rakibin üstüne tam bir baskı kurmak istiyor. Bunun için doğru stoper Davinson Sanchez abi. Çok net. Hızlı, yani, atletik ve ayakları çok iyi. Birebir de adam geçebiliyor. Oyun kurucu bir stoper. Ya, yanlış hatırlamıyorsam Davinson Sanchez'e bir Sergio Ramos hani kıyas anlamında teklifimiz olan oyuncular içerisinde başka bir oyuncu var mıydı? Yok. Defans başka bir stopere gitmedik abi. En başından beri aslında Okan Hoca'nın istediği oyuncu Davinson Sanchez. Ya diyorum Okan Buruk'un oyun planlarına en uygun stoper şu anda bu adam. Ve aslında büyük para ödemişiz gibi geliyor ama bence bu adamın karşılığı 9,5 milyonun çok üstünde abi. Ve bu adam daha 27 yaşında. Yani sana başka bir takıma satmazsan bile 5-6 yıl, 5-6 sezon çok rahat hizmet edecek bir adam yani. Yani şunu da diyebiliriz değil mi? O az önce verdiğimiz örnek üzerinden de yola çıkacak olursak bu tarz oyuncular tam takımın iskeletini oluşturacak oyuncular değil mi Selahattin abi? Ya omurgası. Net olarak omurgası. Yani kalede Muslera, önünde Abdülkerim ve Sanchez, onların önünde Torreira, onun önünde Ndombele ve ileride Icardi. Tam bir omurga. Ve çok sağlam bir omurga yani. Evet. Selamun aleyküm Musa ve Selahattin abi demiş. Johnson demiş. Bu arada İsmail nereye kaçtı? Düştü abi. Gelmiş ha. Gelmiş diye yazmıyor bana. Şimdi yazıyor. Evet. İsmail de geldi. Bu arada tam bana yazarken fark ettim. İsmail'cim hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk şimdi abi. Ben de dedim bensizliğe çok kolay alıştılar dedim. Aşağıda unutuldum. Unutuldum aşağıda. Şimdi
İsmail sen de buna katkı vereceğini düşünüyorum. Öncelikle dostumuza teşekkür edelim. Arkadaşlar yayınları beğenelim ve desteklerinizi bekliyoruz. Transfer dönemi bitmek üzere olduğu için izlenme sayıları otomatikman düşüyor ama desteklerinizle biz de ayakta duruyoruz. Yayını beğenelim ve destek olalım. Şimdi Davinson Sanchez ve işte Sergio Ramos bir tek Abi ikisi mi oldu? ikisi birbirinden çok farklı özellikler, tamam mı? Şimdi Ramos tam bir tecrübe ve oyun lideri. Ama Okan Buruk'un oynamak istediği oyunun stoperinin Ramos olması mümkün değil. Ramos'la Olivia şeyle Nelson ve Ramos birlikte oynayıp oyunu geride karşılayıp orta sahanın üzerinden oyun kurma formasyonuna gitmemiz gerekirdi. Yani oyun kurucular stoperin olamazdı. Oysa şimdi senin Okan Buruk'un kafasındaki sisteme göre oyun kurucuların stoperler olarak oradan başlayacak. Evet. Ve rakipten dönen topların ilk karşılayıcısı yine senin bu orta sahaya çıkardığın stoperlerin olacak. Ha, arkaya top atabilirler mi? Evet atabilirler. İşte orada da Sanchez'in atletizmi ve hızı ön plana çıkacak. Abdülkerim de çok hızlı değil. Yani atletizm noktasında Nelson'dan iyi ama bu Sanchez'den kötü. Dolayısıyla orada da Angelinho devreye girecek. Yani bir müddet sonra Abdülkerim'in açıklarını Angelinho ile kapatmaya başlayacağız. Yine aynı şekilde sağ tarafta da Sacha Boey ters kademeye gelecek belki. Hızını ve atletizmini kullanarak arkaya atılan toplarda. Selahattin abinin maç analizleri çok iyi demiş. Selahattin abi Teşekkür ederim Tayfun. Teşekkür ederim. ama Selahattin abi Özgür hocamızdan sonra ivme kat etti ben sana söyleyeyim. Selahattin abi hoca yok. Özgür hoca bize sen de bana nitelik kattı abi yani biz de Ya öyle kesinlikle. Aslında bu benim işim değil, Özgür'ün işi. Ama Özgür şu an için aramızda olmadığından ben Özgür'ün çıraklığını yapıyorum sadece. İsmail sen fark ettim yazı gelince kafanı yukarı doğru kaldırmaya çalışıyorsun kardeşim dur seni yukarıya alayım da onu kaldırmadım sana. Abi vallahi çok dikkatlisin ya. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Ama yok Çok iyi. kamera açımı da değiştirdim. Şimdi daha iyi oldu. Evet İsmail senin Davinson Sanchez'le ilgili fikirlerini de alalım. Abi Davinson Sanchez herkesin bildiği üzere fizikli bir oyuncu olmasına rağmen oldukça ayaklarına hakim ve atlet bir oyuncu aynı zamanda. Dolayısıyla bu bizim defans hattımıza oldukça çeviklik katacak bir durum. Ve Davinson Sanchez transferiyle de kaçınılmaz olarak bir süre sonra üçlüye döneceğini düşünüyorum. Artık Galatasaray'ın üçlüye dönmemesi gibi bir durumun olabileceğini ben sanmıyorum. Neden? Çünkü senin oyun kurucu stoperin Abdülkerim Bardakçı sol stoper. Abdülkerim'i oynatacaksın. Sanchez'i Tottenham'dan getirdin, oynatacaksın. Nelson'u yedek mi oturtacaksın? Böyle bir karar vermeyi göze alabilir mi hoca? Vermek isterler mi? Ben pek zannetmiyorum. Bundan dolayı Galatasaray'ın oyun kurgusunun değişeceğini düşünüyorum. Ayrıca bir de ilave olarak şundan dolayı bu kanıya varıyorum. Okan Hoca'nın oyun planı kaçınılmaz olarak 2-6'yı isteyen oyun planıydı. Endombele 6 numara değil. Az önce Selahattin abi de bahsetti. Dolayısıyla hocanın kafasındaki oyun kurgusuyla şu an Galatasaray'ın elindeki mevcut oyuncuların kapasitesi ve pozisyonları örtüşmüyor. Dolayısıyla mecburi olarak Galatasaray'da oyun formasyonunun ve şablonunun değişeceğini göreceğiz önümüzdeki maçlarda. Kısaca Şimdi böyle ben burada bir katkı değerlendirme yapayım. yapabilirim. Ben burada bir katkı Buyurun. yapayım. Bunu da not düşün. Not alın. Üçlü sisteme döndüğümüz zaman bench'te oturacak futbolcu Nelson olur. Üçlünün ortasında Kaan Ayhan oynar.
O zaman işte Nelson'u kime, kaça satacacağız? Şimdi Nelson'a abi, 14'e 15'i vermeyi göndermiyorsak. İşin o tarafı ikincildir. Kaça satacağın, ne yapacağın o önemli değil. Takımın ne oynayacağı ve sana futbol olarak ne vereceği önemli. Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani Nelson ayakları çok düzgün olan bir adam değil. Denge stoperi. Nelson dörtlü defansın stoperi. Tamam mı? Onda da defansı geride kabul eden takımların stoperi. Yani sen üçlü defansa döndüğün anda ortada libero özelliklerine sahip bir stoperinin olması lazım. Nelson libero özelliklerine sahip bir stoper değil. Senin orada iki stoperin arasında libero özelliklerine sahip olanı Kaan Ayhan. Çok net. Ve bugüne kadar Sassuolo dahil gittiği takımlarda iyi olduğu dönemlerde hep bu formasyonda oynamış olan bir Kaan Ayhan. Tamam mı? Emin ol, performans noktasında üçlü oynarsak bu dediğim gerçekleşir. Nelson'u bench'te oturturlar. Ve artık Davinson Sanchez geldiği için dörtlü oynarsak da Nelson bench'te abi. Ben size söyleyeyim. Çünkü oyun sistemine uyan stoper Davinson Sanchez. Beşli oynar mı bu takım abi? Ben görüyorum. Ya abi, bazı arkadaşlar ya beşli şimdi, oynayabiliriz diyorlar. Ya nasıl beşli? Beşli oynasın. Beşli oyna. Beşli oynasan da sen Nelson'u nereye koyacaksın? Beşli ne demek biliyor musun? Üçlü oynadığın sisteme kanat beklerinin geriye çekilmesi hücumda. Yani rakip hücum ederken kanat beklerinin geriye gelmesi. Evet. Sen yine Nelson'a yer bulamayacaksın ki beşlide de. Evet. Hakim Ziya'ya geçelim. Selahattin abi. Şimdi yavaştan, çünkü vakit kalmayacak. Bir sürü oyuncu geldi. En az 10 tane oyuncu geldi. Gidenler var. Canım. Hızlı ya mısın? Bugün hepsini bitirmek zorunda mıyız? Kalanını da yarın yaparız yani. Sayın Musa Yıldız. Tamam o zaman. Bugün gelenleri konuşuruz. Yarın da gidenleri konuşuruz. Gidenleri konuşuruz. Tamam. Bence de iyi fikir yani. Şimdi Hakim Ziyech, alternatifleri kimlerdi? Gelmesinden mutlu oldun mu? Başka isimler de geçti. Tielemans'larından tutun. Bir sürü Kamada'lar. Opsiyonlar içerisinde arkadaşlar, sizler de fikirlerinizi yazın. Opsiyonlar içerisinde en iyisini mi aldık? Kaçıncı derecede aldık? Bu sıralamayı kaça koyarız? İsmail ile Selahattin abi, top sizde. Ben geliyorum, bir su içeyim abi. Sarım. Şimdi bu sorunun cevabı için aslına bakarsan Ziyech'i oyun planlarının içinde nereye oturttuğun önemli. Yani sağ kanatta mı oynatmayı planlıyorsun, yoksa Mertens'in yerine 10 numarada mı oynatmayı planlıyorsun? Dolayısıyla bu iki yere göre, nerede oynatmayı planladığına göre, işte biraz önce senin saydığın isimlerle karşılaştırmayı ona göre yapmamız lazım. Yani eğer 10 numarada kullanacaksan, yani Mertens'in yerine kullanacaksan, bence benim önceliğim Kamada olurdu. Yani Kamada Ziyech'ten çok daha efektif, çok daha faydalı, çok daha skorer. Ne bileyim, 8'e evrilme olasılığı çok daha fazla. Yani hem atletizm katacak, hem skor üretecek, hem de box to box gelip giden türden bir oyuncu olması noktasında benim önceliğim Kamada olurdu. Ama Ziyech de kötü mü? Hayır, değil. Yani belli bir kalitesi olan, kendini ispatlamış bir adam. Dolayısıyla Mertens'e göre de, şimdi elimizdeki başka oyuncu Mertens'le kıyaslayacaksak, Mertens'e göre de çok daha verimli olacak. Yani daha hareketli olacak. Kondisyonu daha fazla olacak. Ve eminim skor katkısı Mertens'ten daha fazla olacak. Bakalım yani sağ kanat ne kadar kullanırız, o biraz Tete'ye bağlı. Yani Tete de yeni transfer. Tete eğer beklediğimizi veremezse sağ kanatta, o zaman ben eminim ki Okan Buruk Ziyech'i sağ kanada atacak. Çünkü sağ kanadın Tete'den sonra en efektif kullanılabilecek oyuncusu bu kadronun içinde Ziyech. Dolayısıyla eğer Tete'den beklediğimiz verimi alamazsak, Ziyech'i kuvvetle muhtemel sağ kanadımızda izlemeye başlayacağız.
O noktada da keşke Trabzon'un aldığı Pepe'yi alsaydık derim. Yani inanılmaz bir sağ kanat. Öyle mi abi? Nasıl? Nicolas Pepe'yi Arsenal'da. Evet evet. Evet yani ama o şu da bir gerçek. Son dakikaya kalmasaydı Pepe'yi bu şartlarda alamazdı Trabzon. O da bir gerçek yani. Chat'ten gelen yorumlara bakıyorum. Prekazi 8 hiç katılmıyorum Selahattin abi. Ziyech Kamada'yı katlar. Her türlü skorer oyun kurucu Ziyech demiş. Saygı duyarım. O Prekazi'nin görüşü. Bakacağız ve göreceğiz yani. Ya şimdi diğer opsiyonlar anlamında hani mesela Ziyech'i başta da bir adı geçti. Hatta devre arası geçen senenin devre arası transfer döneminde de geçti. Kimse burun kıvırmıyordu. Bu sene biraz böyle oyuncuya burun kıvırıyorlar. Hani Ziyech konusunda. Hani yanlış mı yapıyoruz sizce? Hani baktığınızda bir abi Ziyech burun kıvırılacak bir oyuncu değil. Yani bundan 6 ay önce geçen sezonun devre arasında Ocak transfer döneminde Paris Saint-Germain peşindeydi adamın. Yani bu adam kalitesini ispatlamış. Son derecede efektif bir adam. Form tuttuğu zaman bunu göreceğiz yani. Selahattin abi transfer bitti vaatladın demiş mesela. Bak bir arkadaşımız. Tabii canım ben kabul ediyorum ben Tayfun'cum yani transfer konuşmak çok anlamlı gelmiyor bana. Futbol konuşmak daha iyi. Yani gördüğünüz gibi futbol konuşmak keyif verici bir şey. Yani transfer konuşmanın çok büyük bir keyfi yok yani. Evet. Tete'ye geçelim. Selahattin abi bize fırsat transferi denen bir hikayeden önerildi ve bir anda Raşit Sam'ı, Tete mi gibi mevzular da konuşuldu ama hani tekrardan sana şöyle sorayım, sizlere sorayım, arkadaşlara da soralım. Yani Raşit Sam mı olmalıydı, Tete olduğuna pişman mısın mesela Selahattin abi sen? Abi bunu söylemek için çok erken. Çünkü daha henüz Tete'nin uyum süreci içindeyiz. Bilmiyoruz. Yani şu bir gerçek. Bütün Avrupa değerlemeleri falan da yapıldığında şu an Türkiye'deki en değerli oyuncu. 22 milyon euroyla. Ama sahada yani şu 2-3-5 maçtır Galatasaray'da ortaya koyduğu noktada da bir şey yok. Daha henüz o 22 milyonluk Tete'yi biz sahada görmüyoruz. Yani ama Raşit Sa'ya baktığın zaman bütün bir sezon geçen seneki şampiyonluğumuzun en temel kilit taşlarından bir tanesi Raşit Sa'ydı. Hem oyun kurucu kanat oynayan bir adam Raşit Sa. Hem defansif özellikleri olan, hem ofansif özellikleri olan, hem de golcü kimliği olan. Yani gerektiğinde araya girip gol atan bir adamdı. Daha henüz bu noktada ben Tete için yorum yapmak adına çok erken bir zaman dilimi. Yani bir ilk yarının sonlarına gelelim, Ocak transfer dönemine gelelim. Biraz Tete'yi seyredelim. O zaman bu noktada gerçek fikrimi beyan edeceğim. Ama ya bana kalsa bütün bunların hepsinin içinde Trabzon'a giden Pepe abi. Net söylüyorum yani. Tete, Raşit Sağ, Pepe baktığın zaman bana göre Trabzon'a giden Pepe. Abi tabii senin bazen öyle değişik tespitlerin oluyor. Icardi diyaloğa bir cevap verelim. Kardeşim özür dilerim. Beşli çok riskli olur. Bayağı bir mesaj atmış. Hiç okumamışız bugün. Özür dilerim arkadaşım. Şimdi Selahattin abi sen de geçen sene bir Muleka'ya taktın. Tamam mı? Bak şimdi demeyeyim diyorum. Selahattin abiye sataşayım biraz. Bu sene de Pepe diyorsun. Pepe olur. Başka bir şey bilemem abi. Şey siz Muleka'yı beğenmiyor olabilirsiniz ama bence şu an Beşiktaş'taki en kilit oyuncu. En kilit oyuncu. Abi bu konuda katılmıyorum sana. Beşiktaş'ta 10 sezondur en kilit oyuncu Necip Uysal. Ya orası öyle de. Şimdi bak temelde şu yanlışa düşüyorlar. Muleka sağ kanat oyuncusu değil.
Muleka ikinci santrafor. Sahte 9. Sen eğer Muleka'yı alıp takımındaki oyun formasyonunu Muleka'ya göre düzenler, Muleka'yı da sahte 9 pozisyonda oynatırsan adam leblebi gibi gol atıyor. Kafayla da atıyor, hızıyla da atıyor, ayağıyla da atıyor. Her şekilde atıyor. Ama alıp Beşiktaş'taki gibi onu sağ kanada mahkum edersen, ondan bir sağ kanat yaratmaya çalışırsan olmuyor. Yani dolayısıyla bu senin Muleka'yı nasıl kullandığınla doğru orantılı bir durum. Şimdi Kerem Demirbay'a geçelim. İsmail sen de yukarıda kal abi. Neden? Çünkü ekran yüzün olsun artık. Senin bu kanalın daimi lerindensin. Demirbaşı oldun. Kerem Demirbay, Türk asıllı Alman futbolcu, 3.7 milyon euro bonserviste Galatasaray'a imza attı. Yıllık ücreti ise 1 milyon euro. Hem maliyetler açısından hem orada yerli gerekli miydi denen işte, hem de Selahattin abi ve İsmail 6 numara veya 8 numara diyelim, 6 demeyelim de 8 numara için ideal mi? Yani Kerem geldi, Berkan gitti. Bir taraftan da onu da değerlendirelim ama. Yani abi ikisi kıyaslanacak elma ile armut. Yani Berkan'la Kerem Demirbay birbirinden çok farklı futbol mentaline ve futbol tarzına sahip oyuncular. Şimdi bir defa Kerem Demirbay net olarak artı 3 formasyonunun getirdiği transferlerden bir tanesi. Aslında son 2-3 sezonunda bir düşüşte olan oyuncu. 3 sezon önce 32 milyon euroluk bir bonservis geliri ödenmiş olan bir futbolcu ama yavaşlamış bir futbolcu. Şimdi eğer bizde biraz daha atletizmini yukarıya çekerse Oliveira'dan iyi bana göre. Çünkü bunu en sonki maçta gördük. Duran topları çok iyi kullanıyor ve iyi pas görüşü var. Yani 8 numarada pas dağıtımı noktasında fena değil. Bir de senin 8 artı 3'te sana inanılmaz bir rahatlama getiriyor. Yani sen orta sahada bir yerli kullandığın zaman işte o zaman sol bekinde Angelinho'yu sıkışmadan kullanabiliyorsun. Dolayısıyla tam anlamıyla bana göre bir artı 3 formasyonu transferi. Ama biraz atletizmini yukarı çekerse, biraz daha hareketlenirse ben ciddi katkı verebileceğini de düşünüyorum yani. Evet İsmail, senin de fikirlerin alalım Kerem Demirbay ile ilgili. Öyle abi, maliyet açısından değerlendirecek olursak makul seviyelerde bir maliyete imza attığı söylenebilir. Bundesliga'da birkaç kez izlemişliğimiz var. Yani şahsım adına konuşuyorum. Birkaç kez izlemişliğimiz var. Zamanla form tutacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın mevcut kurmuş olduğu kadro göz önüne alındığında alınacak bir oyuncu mu? Alınacak bir oyuncuymuş ki almışlar diyeceğim ama şimdi daha önceki yayınlarda kendi dediklerimle çelişmiş olacağım. Yani işin özetinde şunu diyorsun. İşin özetinde şunu diyorsun. Yani mesela yerli kuralı olmasa alır mıydık? Mesela Selahattin abi yerli kuralı olmasa... Yerli kuralı olmasa almazdık abi. Çok mümkün net alınmazdı. Değil. Ben söyleyeyim yani tamamen yerli kuralı hikayesi yüzünden yapılmış bir transfer. Ayrıca şunu söyleyeyim. Şimdi mevkileri farklı olmakla birlikte takıma verecekleri katkı açısından düşündüğümüzde tabii daha ne kadar katkı verecek maçtan maça değişebilir. Sonuçta oyuncu performansı bu. Daha tam anlamıyla göremedik Kerem Demirbay'ı ama ben hala diyorum biz 6 numara almadan 3 tane 8 numara almış olduk. Ve elimizdeki her ne kadar beğenmesek de hücum pres yapan, alan kapatan, adam adama müdafaayı elinden geldiğince iyi yapmaya gayret gösteren bir oyuncuyu da gönderdik. Veya kendi en son dayanamadı gitmek istedi. Berkan'dan bahsediyorum. Berkan bu oyuncuların hepsinden daha çok Galatasaray'ın işine yarardı. Yani şimdi konuşuluyor Kerem Demirbay falan da bunların hiçbirinin iyi oyuncu olmadığını sezon içerisinde göreceğiz. Abi ben buna katılmıyorum. Adam bak, vesaire geldiğini yani. Ben buna katılmıyorum. Çok net söyleyeyim. Berkan bu takımdan gitmeseydi bu sezon toplamda
100 dakika bile süre alamazdı bu takımda. Nasıl abi? Berkan Kutlu ayrılmasaydı bu sezonda 100 dakika bile süre alamazdı bu takımda. 500 dakika alırdı en az. Niye? Çünkü 6 numara yok ki zaten abi. Abi 6 numaranda senin Torreira var zaten. Yani sen Torreira ile oynadığın için Berkan'ı bench'te oturturdun abi. Şunun için hoca 2-6 ile oynamak istiyordu ya. Okan abi hoca. Berkan Torreira ile oynadığımız bütün maçları biliyoruz. Geçen sezonda biliyoruz. Bu sezonun başında da biliyoruz. Berkan Torreira ile oynadığın hiçbir maçta üretkenliğe sahip değilsin. Çünkü ileriye top taşıyamıyorsun. Berkan koşan ama pas atmayı beceremeyen bir çocuk. Yapacak bir şey yok. Peki bunlar da pas atan ama hiçbir sertliği olmayan oyuncular abi. Yani o zaman ikisini beraber beceren bir oyuncu alsaydı Galatasaray bir mantığı olurdu. Bak Kerem Demirbay almalarının da yerli olmasının dışında hiçbir mantığı yok. İsmail alamadılar. Parades öyle futbolcu. Genduzi öyle futbolcu. Yani ismi geçen Endidi öyle futbolcu. Yani sonuçta bunları alamadılar abi. Alamadılar yani. Bu da hayatın pratik gerçeği. Peki ilk maç yani ilk iki maç performansını nasıl buluyorsunuz? Mesela maç performansını. Abi ilk maçlarda çok kötüydü. Ama bu son oynadığımız Gaziantep maçında biraz daha düzelmişti. İşte bu noktadan hareketle biraz atletizmini ve biraz daha şeyini yukarıya taşıyabilirse hareketliliğini atletizm noktasına biraz daha kıpırdanabilirse yukarı taşırsa iyi yani bizim açımızdan çok iyi ama yapamazsa o zaman yine formasyon değişir Kazımcan sol beke geçer orta sahaya farklı bir yapılanma gelir yani yapacak bir şey yok zaten biz geçen seneyi hatırlayanlar bilecekler Yunus Kerem başlıyorduk sonra oradaki Yunus'un performansı yeterli gelmeyince Okan Hoca hemen sol beki yerli hamlesiyle Emre Taşdemir ve diğer oyuncu kimdi? Unuttum şimdi bak. Kazımcan tabii. Emre Taşdemir ve Kazımcan arasında girip gelirken sonra Ada Kukbe'yi aldık. Neyse işte. Ama orada formasyonu, sistemi değiştirdik oyuncu adına. Şimdi burada da Kerem Demirbay orta sahasıyla başlar ama Kerem Demirbay'ın orada verdiği performansa göre İyi bir performans söylemezse ben yine Kazımcan bir şekilde sol tarafta veya mecburiyetten sağ tarafta ön tarafta Barış Alper hamlesi görme ihtimalimiz yüksek olabilir diye düşünüyorum. Katılır mısınız bilmiyorum. Şimdi Güney'e geçelim Selahattin abi. Yani mevcutlar içerisinde kaleciyi yerli almamız gerekiyordu. Okan Kocuk gitti ama yerli olarak da Günay geldi. Günay değil de başka bir oyuncu der miydik buraya? Çok Uğurcan Çakır mıydı? Yok yok ki yani sonuçta yerli seni taşıyabilecek tarzda bir kaleci yok. Yani beğenilmeyip Tuukka'ya yapılan Altay var. O da gitti Manchester United'a ikinci kaleci oldu. Yani şimdi Altay'ın ikinci kalecilik noktasında Manchester United'a gittiği bir ortamda senin yurt içinden alabileceğin Günay Güvenç'ten daha tecrübeli ve daha efektif, daha iyi bir kaleci de yok zaten ortalıkta yani. İsmail? Şöyle abi, işte 8+3 kuralının getirmiş olduğu zorunluluklardan biri olarak görüyorum. Yani şöyle, Günay alındı da ne işe yarayacak Günay? Oturacak. Muslera'nın arkasında. Seneye biz yine gideceğiz. Sezon sonunda iyi bir yabancı kaleci alıp kaleyi ona devredeceğiz. O da yedek kalmak istemeyecek ve başka takıma gidecek. Muhtemelen senaryo böyle olacak. Bir ama olay Galatasaray yedek. Efendim abi? Olaya bir de şöyle bakmak lazım. Mesela geçen sene çoğu maçtan sonra da Selahattin abiyle biz çok eleştirdik. Okan Kocuk hani Muslera'nın sakatlığı veya cezalı olduğu durumlarda Okan Kocuk'un performansı çok eleştirildi. O anlamda ben Günay tartışılmayacak. Hani o zamanki performansı kulübede beklerkenki performansı düşebilir onu bilemem. Ama oyuncu oynadıkça açılan bir oyuncu ve
yani performansı iyi bir performans çiziyordu. Bak mesela bu da bizim için bir handikap olabilir. Oynayan, devamlı maçlarda oynayan Günay Güvenç'i biz hep gördük. Ama kulübede bekleyip kendini hazır tutabilecek mi? Bu tartışmalı mesela. Ne kadar tutabilecek? Bu da tartışmalı. Selahattin abi, yanlış mıyım? Abi ben bu sezonluk bir transfer olduğunu düşünüyorum Günay Güvenç'in. Yani belki önümüzdeki sezonda şöyle Muslera'nın kontratının nasıl yenileneceğine bağlı. Yani kuvvetle muhtemel Muslera ile sezon sonunda 1+1 yeni bir kontrat yapılacak. Dolayısıyla Günay Güvenç de bu sezon ve önümüzdeki sezon yine takımda kalacak. Ama eninde sonunda biz yine doğru bir yabancı kaleciye döneceğiz yani. Bir de evet. şöyle bir durum var abi. Zaten 2013 veya 14 yılıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu oyuncuyu Türkiye piyasasına getiren Beşiktaş'tı değil mi? Doğru. Günay Güvenç bilinmiyordu. Almanya'dan getirdiler bu çocuğu. 2013 veya 14'tü zannediyorum. O zaman da Almanya'dan çok iyi bir kaleci getirildi diye spor gazetelerinin manşetlerini hatırlıyorum. Tam emin değilim. 2013-14 olabilir. Üniversite dönemiydi çünkü. Günlük gazete alıyordum bir ara. Zaten bir şey olacak olsaydı 2013'lerde 15'lerde Beşiktaş gördüğü dönemde olurdu. Sonrasında kiralandı, gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. Ve şimdi de bize geldi 32 yaşında. Çok bir şey beklememek lazım. Yedek olsun diye alındı, bu kadar. Muslera'nın arkasında kimi bekliyoruz? Neuer'i mi bekliyoruz demiş ama yani Melo esprili bir yaklaşımla yazmış. Arkadaşlar güzel gidiyoruz. Hiç bak 400'de sabitledik kendimizi. Yayını da bir beğenirsek 10 numara. Bizim kemik kadro hala söylüyorum. Rating kaygımız yok. Faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi inandıklarımızı anlatıyoruz. Yayını beğenelim, destek olalım diyorum. Şimdi aşkın çocuğuna gelelim Selahattin abi. Eros'un çocuğu. Ne diyorlar? Selahattin abi. Çok fazla girmeyelim ama Icardi bu sene ne yapar abi? Yani çok heyecanlanıyor musun Icardi ile? Kesinlikle. Yani bence şu an Avrupa'nın zirvesindeki A klas 7-8 tane golcüden bir tanesi bizde. Dolayısıyla ve giderek de kendini daha fazla sahaya veriyor. Yani uzun süre fizik olarak hazır olmadığı halde şu anda yaptıkları ortada. Zaman içinde form tutacak. Form tuttuğu zaman zaten bir de etrafında oynayan oyuncularla beraber neler vereceğini göreceğiz. Ama bizdeki temel sıkıntı bu adamı da yedekleyememek. Peki alınmaması büyük eksiklik olur muydu İsmail ve Selahattin abi, size sorarak ikinize? Yani büyük eksiklik olur muydu sorusu bile abesle iştigal. Icardi için mi sordun abi? Evet, bir yalandan soru sorayım dedim. Linç etmezsin yani. Tabii abi, eksiklik olurdu. Yani bir 30-35 gol 10 asist kadar bir eksiklik olurdu abi. Evet. Icardi'nin Tövere Boy ne demiş, alternatifleri yok, beni endişelendiriyor demiş Icardi diyalog Selahattin abi. Nasıl? Yani Icardi ve Boy'un alternatifleri yok Tövere ile birlikte. Üçünün alternatifi olmaması endişelendiriyor, evet, demiş. Doğru söylüyor. Üçünün de alternatifi yok. Ama abi Icardi ne yapacaksın? Icardi'nin arkasına da üst düzey bir forvetle yedekleyemezsin ki abi. Icardi de Abi öyle diyorsun ama bakan buyla da olmaz bu iş yani. Bakan bu, Allah korusun, bir cezalı olsa, bir sakatlansa bakan bu ne yapacak abi? Hiçbir şey yapamıyor. Gördük yani oynadığı 4 maçta penaltı noktasının üstünden topa vuramadı ya. Yani ne yaptı abi? Bakan bu da ne gördünüz mesela siz şimdiye kadar? En az 4 maçta oynadı bu takımda. Ne verdi abi bakan bu? O zaman direkt bakan buya geçelim abi. Evet. Maliyetleri açısından Galatasaray'ın istediği kıvamda Selahattin abi. Evet, tam bir tek özelliği bu zaten. Ucuz. O kadar abi. Tek özelliği bu. Yani
Bunun hakkında, bu çocuk hakkında olumlu söyleyebileceğimiz tek olumlu özellik ucuz. Ha, form tutacak. Göreceğiz. E bekleyelim, görelim abi. Nasıl form tutacak? Bir defa oynamayacak. Oynamadan antrenmanlarda form tutması lazım. Icardi varken Icardi oynayacak. Bu bir gerçek yani. Aynen Muslera varken Muslera'nın oynadığı gibi, Icardi varken Icardi oynayacak. Yani dolayısıyla bu bulduğu şansları bana göre değerlendiremedi. Icardi yoktu ilk 4-5 haftada. Oralarda oynanan maçlarda bence kendini hiç gösteremedi. Yani tek özelliği bana göre şu anda ucuz olması. Evet. İsmail? Abi şimdi sonradan bunu söyleyince, sonuçta bakan bu CV olarak yapmış oldukları ve oynamış olduğu takımlar bazında bakıldığında az sonra söyleyeceğim isimden tabii ki daha iyidir ama ben olsam illa siyahi, fizikli, topla ilişkisi iyi olan, istasyon olabilen, aynı zamanda defans arkası koşu atan, ayaklarına hakim bir santrafor alacaksam Icardi'nin arkasına, ben hiç oraya buraya bakmazdım. Eze'yi alırdım zaten. Çok daha da uygun. 26-27 yaşında, 2-3 yaşta mağarası olsa de ki 30, aşağı yukarı yaşıtlar. Peki ben size o zaman şöyle bir soru sorayım. Eze'yi aldığında Selahattin abi demeyeceğim ama Selahattin abinin üzerinden yürüyeceğim. Selahattin abi gibi insanlar, biz gençler bile değiliz. Icardi'yi getirip, Zaha'yı getirip, Tete'yi getirip, Ziyech'i getirip Eze'yle ne yapacaksın diye sormazlar mıydı? Denendi abi ve yıllardır sonra... ligde belli seviyede performans veriyor ya, o açıdan örnek verdim. Yani belli bir seviyede performans veriyor. Ne verebileceğini iyi kötü tahmin edebiliriz diye söyledim. Buyur abi. Ya mesela Trabzon'un bugün getirdiği adamı niye almadın? Niye hiç ona, öyle bir adamın peşinden gitmedin? Yani seçenek abi çok olur, onu demek istiyoruz. Yani seçenek vardır, illaki vardı yani. Evet, hızlanalım abi. Çok vaktimiz kalmıyor zaten. Zaha'ya geçelim. Zaha ile ilgili hemen sizin de düşüncelerinizi alalım. Maliyetleri bence çok yukarıda değil. Tabii canım, ama... bu seviyedeki bir futbolcu için hiç yukarıda değil. Ama işte bir an iyileşmesi lazım. İyi bir rehabilitasyon dönemini geçirmesi lazım. Yavaş yavaş sahalara dönmesi lazım. Ya bu çocuk oynadığı zaman Crystal Palace'ta tek başına maç almış bir adam Premier Lig'de. Yani kalitesi falan tartışılmaz. Yani bir an önce sakatlığından kurtulup takıma girmesi lazım. Ama bu adam bizim Avrupa liglerinde işimize yarayacak. Ligde biz bunu çok fazla kullanamayacağız. Çünkü bizim ligde artı 3 gibi bir formasyon sıkıntımız var. Dolayısıyla ya Kazım Can'ı oynatacaksın, Angelinho'yu kenarda oturtacaksın, ya da Kerem Aktürkoğlu'nu oynatacaksın, Zaha'yı kenarda oturtacaksın. Yani ya evet, ya Zaha Avrupa futbolcusu olacak, ya Angelinho Avrupa futbolcusu olacak. Şimdi çok ilginç olan şu değil mi? Mesela bu oyuncunun bölgesini zaten biz oyuncu bekliyor muyduk? Hani Kerem'in dışında bir piyangodan çıktı gibi geldi. Hani hiç böyle buna alternatif adı geçen oyuncular var mıydı? Ben hatırlamıyorum mesela. Katılıyor musunuz? Yok, hayır. Yani bir sol kanat beklemiyorduk yani, çünkü orada Kerem var ve Kerem de son derece başarılı olarak gidiyor. Dolayısıyla Kerem'in kesileceği denklemde, Kerem'i oynatmayacağın bir oyuncu transferini hiç kimse beklemiyordu şahsen. Bu biraz fırsat transferi yani. Ya bir beklenmeyen transfer de karşımızda duruyor. Selahattin abi, bu da Selahattin abi, bu da yüzyılın çalımı. Bu da yüzyılın çalımı. Beşiktaş'ın elinden kaptık abi adamı. Yani bir tek herhalde Beşiktaş'ın elinden futbolcu kapmak adına yapılmış bir çalım olarak görüyorsun. Yani sen bu sene katkı vermek açısından katkı vereceğini düşünmüyor musunuz? İsmail, sana da sorayım aynı soruyu. Selahattin abi söylesin, sonra da ben fikirlerimi ifade edeyim. Abi bakan budan daha çok vereceği kesin. Yani orası net. Ama biz hepimiz dua edelim. Icardi'ye bir şey olmasın. Icardi bütün maçlara çıksın ve oynasın. Yani
En son milli maçta seyrettik abi. 2 metre daha ileriye taşıyıp topu boş kaleye atması gereken bir Halil. Gitti kalecinin üstüne topu vurdu yani. Evet. Şimdi bir de maliyetini düşünerek ver ama. 500 bin euro maliyeti var bunun. Halil'in mi? Evet. 500 bin euro bonservis verildi. Maaşı da çok o civarlarda bir şeydir yani. Evet. Peki bunu bizimkiler tam olarak niye aldı? Yani Halil Dervişoğlu. 3 senede Halil Dervişoğlu Galatasaray'a 2 kez alındı da geçen bir istatistik yapmışlardı. Görünce şaşırdım. Galatasaray tarihine 3 yılda 2 kez transfer olan tek yerli oyuncu diye. Bir baktım Halil Dervişoğlu. Yani çok ilginç. Demek ki babası çok güzel menajerliğini yapıyor. Yani PR'ını çok iyi yapıyor. Çünkü pat diye Beşiktaş derken bir anda Galatasaray'a attı kendini. Ama şunu söylemek istiyorum. Bence Okan Buruk Halil'i 10 numara mevkinde sahte 9 gibi forvet arkası oynatacak. Mertens'i kesecek. Mertens'i kesecek. Ziyech'i kesecek ve oynayacak. Yani ligdeki bazı maçlar. Hatta Endombele'yi kesecek şimdi. Hayır. İlk 11'de başlamaz abi bu. Sen o iddiayı kazandın. Ama gol iddiasında ben kazanacağım gibime geliyor. İnşallah görürüz abi. Ben o işin o tarafında çok daha rahatım biliyor musun? Yani bu toplasan 6 golü geçmez bu sene atacağı. Ya ha, ama öyle maçlarda gol atar ki sana 3 puan getirir. Eyvallah, hiçbir itirazım olmaz yani. Abi milli takımda da Halil kaçırdı ama Halil girdikten sonra oyun biraz hareketlendi ya. Mesela abi yani tamam hareketlendi de yani iş hareketle değil sonuçta. Evet. Abi şimdi siz ne diyorsunuz? Hani Berkan çok iyi koşuyor. Koşmayla bu iş oluyorsa Berkan atlet olsaydı diyordu değil mi Selahattin abi? Yani bu iş hareketli oluyorsa o zaman başka bir meslek grubunu seçmeliydi Halil'de. Ya Halil Galatasaray'ın kapısının önünden geçebilecek vasıfta bir topçu değil. Bir futbolcu değil. Bak ben yakışıklı çocuk, temiz çocuk. Bak bunlara hiç itirazımız yok. Yani ben Galatasaray altyapısına gittim. Batıkent'te geçen 2021'in kışıydı. 2021 kışıydı. İzlemeye gittim. Bir iki kere de oranın hocasıyla, çalıştıran antrenörüyle falan sohbet etme şansım oldu. Konuştuk. Ya orada çok yetenekli çocuklar var ya. 13-14 yaşında o çocukların önü kesiliyor. Selahattin abi şimdi Gençler Birliği olmayalım falan diyor da. Yani altyapıda futbol okulumuzda ne çocuklar var ya. Bunlar oynar mı Galatasaray'da? Şimdi böyle deyince birkaç tane sivri zekalı arkadaş çıkıyor. Diyor ki hemen ya arkadaş sen nasıl konuşuyorsun Galatasaraylı oyuncular hakkında? Ya ben böyle konuşuyorum arkadaş işte. Ben böyle konuşuyorum. Ben 14 evet. Yaşındaki futbol okulundaki o çocuğun peşindeyim. Adamlar bak Selahattin abi İsmail'le yayında konuştuk sana gene söylüyorum. Sırf Dursun Özbek ada orta sahada ada oynayacak diye yorum yaptım diye adamlar ada adında transfer yaptılar ya. Evet. Angelino hızlı geçelim abi. 2 saati doldurduk neredeyse. Ben bu çocuğu çok istemiştim. Bence büyük bir açığımızı da kapatıyor hızıyla ve süratiyle. İlk geldiği dönemlerde çok beğenmemiştim ama bu çocuğun biraz araştırdım. Temel özelliği çok geç form tutuyor. Yavaş yavaş kendini bulmaya başladı. Bence bir 3-5 maç sonra daha da iyi olacak. Bence iyi bir transfer. Çünkü bizim oyun planlarımızda kanat beklerinin çok hızlı olması lazım. Bu da bayağı o noktada bayağı iyi. Bu senin bir oyuncun vardı ya hani sol bek. Kimdi? Sen devamlı. Omar Campos. Yani Omar Campos mu Angelino mu? Abi bence Omar Campos. O bir defa genç de 22 mi 23 yaşında mı ne? Ya 21 ya 22 ya 23 yaşında. Ya bak o çocuk çok iyi de o çocuğun bir handikapı var. Ülkesi dışına dahi çıkmamış abi, tamam mı? Yani Avrupa görmüşlüğü yok. Bu adamın bir avantajı var. Bu adam Avrupa görmüş ve Almanya'da kendini ispatlamış olan bir çocuk.
Bunun tek handikapı İspanyol oluşu. Ya İspanyollar biraz Türkiye'de tutmuyorlar abi. Maalesef Türk futbolunda biraz İspanyollar sıkıntı çekiyorlar. Bunun tek handikapı o yani. Ama inşallah zaman içinde Galatasaray ortamında daha faydalı bir hale gelecek. Evet, görsellerimiz bitti. Konuşmadığımız oyuncu kalmadı herhalde. Bayağı da bir gelenler konusunda. Gelenler konusunda. Herkesin konusunda. Bir kulağını çınlattık abi. Herkesin bir kulağını çınlattık bence kalmadı. Ama şimdi biz o kısmı kesip tekrardan yayınlayacağız ya. Yani mesela merak edenler öncelikle tekrardan izlerlerse hem de bir beğeni de yaparlar. Böyle faydalı yayınlar da yapıp onları da ayrıyetten de kesip değerlendirmek istiyoruz arkadaşlar. Desteklerinizi de bekliyoruz. Bunu birazdan tekrardan yayın bant yayını olarak koyacağım. İzlerseniz veya beğeninizi yapın, o bile yeterli bizim için. Biz Selahattin abi, ben ve İsmail elimizden geldiğince faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Rating, dediğim gibi rating kaygımız yok. Bir şeyler de dertleşiyoruz, paylaşıyoruz. Sizlerin de bilgilerine, fikirlerine ihtiyaç duyuyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Selahattin abi ağzına sağlık, İsmail ağzına sağlık. Tadiç'i konuştuk. Tadiç'i konuştuk. Son başa sarıp izleyebilirsin. Ama oraya izlersen bir tarihe gidersin. Kim geliyor tarihin içinde. Evet. Selahattin abi ne diyorsun? İyi geceler diyorum. Keyifli, güzel bir yayın oldu. Yarın saat 11'de yazılı basında neler konuşuluyor Galatasaray için onu inceleyeceğiz. Oraya da bekliyoruz. Yarın 11'de bizimle olun diyorum. Evet. Çıkmadan beğeni bekliyoruz. Ama bant yayınında lütfen bir beğenelim. Emeğe saygı diyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Mm-hmm.